Devrim. Yavrum. Yavrum bildim. Nereden bilirdim böyle olacağını? Mecbur kaldım yavrum. Yoksa bilir miydim ben seni? Kardeşin ölecek diye korktum. Tutamadım seni. Ölürüm de vermem kızımı. Ölürüm de vermem Şinasi. Bak uzak dur benden. Ya delirdin mi sen Aynur? Bu saatten sonra vazgeçmek olur mu? Geldiler, kapıdalar. Git söyle karım vazgeçti de. Yapamıyor de. Ne olur canımdan can koparmasınlar. Benim almasınlar kızımı. Yahu zaman yok demedi mi doktor? Nasıl ameliyat olacak bu bebe? Nereden bulacağız o kadar parayı? Allah'ım. Allah'ım kurban olayım. Duy sesimi ya Rabbim. Bir yol göster bana ne olur. Aynur. Nur yüzlü. Allah yüzümüze baktı da Cahide çocuğu verecek birisini buldu. Kurban olayım izin ver. Zehra için. Yoksa ölecek kızımız. Toprak atacağız üstüne. Yavrularıma bir şey olmasın. Ben öleyim onların yerine. O Zeynep'im. O Zeynep'im Zeynep'im. Güzel kızım benim. Affet beni yavrum. Affet. Affet. Gül gibi bakacağız diye aldılar. Koruyamadım seni. Affet anne beni. Affet yavrum. Affet beni kızım affet. Affet beni kızım. Annem canım yapma böyle ne olur yapma. Ne yapayım yavrum. Ağlamaktan başka bir şey gelmiyor ki elimden. 20 sene önce öldüm ben kızım. Bu ateşi sönmüyor ki. Kavurup da ağlıyor beni yavrum. Canım, annem. Dersine. Ne kadar yakışıklı olmuş. İyi değilim. Baba, baba. Konuşmamız lazım. Yoksa gözüm açık gidecek. Babacığım deme öyle şeyler lütfen. Ceren, ben sana baba olduğumda adam oldum. Beni hep böyle bildin. Hep böyle bilmeni isterim. Nasıl söylerim bilmiyorum ki. Baba iyi misin? Sen benim biricik kızımsın. Seni çok seviyorum. Bunu unutma.
seviyorum. Herkesten, her şeyden çok seviyorum. Bu gerçeği sonsuza kadar saklarım diyordum ama... Ama yok, söylemeden gidersem bunun günahı ve vebali çok büyük olur kızım. Çok büyük olur. Bacım, ne gerçeği, neden bahsediyorsun? Ceren, biz senin gerçek ailen değiliz. Ne? Seni evlatlık aldık. Senin asıl adın Zeynep. Hayır. Yalan söylüyorsun. Bağışlayabilir misin bilmiyorum ama ben seni öz kızım gibi sevdim. Hayır. Hayır, sen benim öz bebeğim, babamsın, tamam mı? Ben seni çok sevdim kızım. Ben seni... Baba! 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 Yardım edin! Baba! Baba! Kaç gibi sevdim. Yardım edin! Başınız sağ olsun, başınız sağ olsun. Anne. Neyse boş ver. Sor kızım. Babam diyorum. Acaba yaşıyor mudur? Ne bileyim kızım ben. Bırakıp gitti işte, bizi bir daha da gelmedi. Keşke böyle olmasaydı. Sen de Halil abiyle evlenmezsin. Kader işte. Ne bileyim, bir başıma kalınca seninle yapamam diye korktum. İyi ki evlenmişsin Aynur teyze. Yoksa ikizleri kim doğuracaktı? Doğru söylüyor. Ayşegül'le Mehmet olmadan konak çekilmez olurdu.
Ceren Hanım. Başınız sağ olsun. Anne, babam... Biliyorum, beni de aradılar. Babam bu sabah beni çağırdı hastaneye. Ne güzel. Ben vedalaşamadım bile. Şanslısın. Anne. Babam benim evlatlık olduğumu söyledi. Anne bir şey desene. Ne söylememi istiyorsun? Yalandı. Sen bizim kızımızsın de. Koskoca adam ölüm döşeğinde sana niye yalan söylesin? Hayatında bir kere olsun. Benim için iyi bir şey yap. Sen bizim kızımızsın de. Hayır. Gerçek bu. Sen evlatlıksın. Neden? Neden bunca yıl söylemediniz bana, neden? Kaç kere söylemişsin? Koray her seferinde engel oldu. Seni öldürürüm dedi. Ve ne diyecektik sana? Seni satın aldık mı diyecektik? Parayla, bir mal gibi. Satın aldın beni. Neden bunca yıl işkence ettin bana? Neden hiç sevmedin beni? Ben hiçbir zaman anne olmak istemedim. Koray zorladı. Üstelik sen bana işkence oldun yıllarca. Şimdi yalnız bırak beni. Çek git başımı. Hayır. Hayır, bana hesap vereceksin. Bana hesap vereceksin. Neyin hesabını vereceğim sana? Neyin hesabını vereceğim? Ben bugün aşık olduğum adamı kaybettim. Üstelik vedalaşamadım. Niye? Senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Evet, senin yüzünden. Biz büyük bir aşk yaşadık. Ben onu çok sevdim. Sonra? Sonra sen geldin. Aramıza girdin. Ve sen geldikten sonra bu evde hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Koray'ın gözü senden başka bir şey görmedi. Biz senin yüzünden ayrıldık. Biz senin yüzünden boşandık. Lanet olsun bu eve geldiğin güne. Ya ben ne yapmış olabilirim ki? Ben küçücük bir çocuktum, ben ne yaptım? Yeter! Kes! Git, git ananı babanı bul, onlardan hesap sor. Ve defol git evinden. Bu evden bırak. Çık git! Bırak! Defol! Ve bir daha adımını bırak! Defol evinden! Bırak! Git diyorum. Yoksa babana! Musunuz? Aman Allah'ım, Endem Hanım. Öldü mü?
Durun. Burak, bebeğini çok sever, bebeğini alsın kızım. Burak. Burak. Geldik. Annemin gözü yollarda kalmıştı. Sağ olasın oğlum. İşinden gücünden kaldın bizim için. Ne demek Aynur teyze? Laf olmaz. Kolay gelsin Ömer abi. Kolaysa başına gelsin. Oo, kimler gelmiş? Hoş geldin Aynur annem. Hoş bulduk. Öpeyim. Sağ ol. Nasılsın Zehra? İyi, sağ ol. Hadi anne. Böyle olmadı ama. Bize de buyurun. İnşallah bir başka zaman. Heh, ne dediler? Nasılmış durumu? Ameliyat aldılar. Hay Allah, görüyor musun sen olanı? Ya, görünmez kazan. Geçmiş olsun. Siz Endam Aydın'ın yakınları mısınız? Evet, ben yardımcısıyım. Ceren Hanım da kızı oluyor. Üvey kızı. Nasıl oldu olay? Ben görmedim. Aslında nasıl oldu biz de anlamadık. Alt kata iniyordu Endam Hanım. Acele mi etti artık, ne yaptı bilmiyorum. Dengesini kaybetti herhalde. Merdivenlerden yuvarlandı. Hemen ambulans çağırdık tabii. Sonra da buradayız işte. O sırada siz neredeydiniz? Bahçedeydim. Bağırışmaları duyduğumda koşup geldim ama Endam Hanım yerdeydi. Kiminle bağırışıyorlardı ki? Ceren Hanım'la. Ya ama ben şey demek istemiyorum tabii. Hani böyle her evde olur ya anne kız tartışması. Endam Hanım biraz şeydi, sinirli. Kavga mı ediyordunuz Ceren Hanım? Hayır, biz tartışıyorduk. Neden? Eline sağlık kızım. Asıl senin eline sağlık Cemile teyzem. Ya ne çok şey yapmışsın böyle. Yok canım. Hakikat Cemile abla. Sanki misafiriz. Afiyet olsun. Ay anam iyi ki geldiniz de sayenizde pişi falan yiyoruz. Yoksa tövbe bize bir şey yapmıyor bu kadın. Geçen akşam dolmaları lüp lüp götürürken böyle demiyordun ama Kevser Hanım. Ellerin dert görmesin. Afiyet olsun. Konaktan haber yok mu Zehra? Anlatsanıza. He valla. İğneci Cahide ne yapıyor ki? Ama Kevser. Söyle deme. Niye? Bu evden çıkıp konağa hanım oldu diye adı mı değişecek? Benim için iğneci işte. İğneci. Pelin. Kızım. Çaya limon unutmuşum. Hadi getiriver. Tamam Cemile teyze. Ben de peçete getireyim. Kız evlat da başka oluyor değil mi? Koşturuveriyorlar işte öyle. Benim Ömer sadece hizmet bekleye dursun. He vallahi. Kocaman oldular. Şöyle salınıyorlar ya. Pek hoşuma gidiyor. Ya. Zeynep'in de olsaydı şimdi böyle. Ya.
içinde yatsın yavrum. Mekanı cennet olsun Aynur. Ne diyelim? Zaman en iyileştir derler ama evlat acısı çok, çok zor. Allah kimseye göstermesin. Amin. Amin canım. Babamdan duyduklarımın doğru olup olmadığını öğrenmeye gelmiştim. İşte bu. Olan biten bu. Kazaydı. Kendisi düştü. Siz hiç dokunmadınız yani. Öyle mi? Tabii ki dokunmadı. Zaten Endem Hanım içkiliydi memur bey. Nefis kokuyordu, duydum. Gündüz vakti ne içkisi bu? Viski. Saat fark etmez. Eski eşinin haberini alınca yeni bir şişe açtırmıştı. Tamam. Anlaşıldı. Kapıda Kazım'la karşılaştık. Aval aval bakıyordu yine. Gördüm. Aman bakarsa baksın. Seninkinden ne haber? Ya Pelin, duyacaklar şimdi. Seninki dedim kız. Barış demedim ki. Gerçi ben biliyorum onun ne yaptığını. Aman önüne gelene yürüyor işte. Gerçek aşkı bulamadığı için. Vallahi bu sefer pek öyle değil gibi. Yani 18 gün oldu hala birlikteler. Sen daha otur gün say. Ne yapabilirim ki? Ya ne olacak sanki bir kere seni seviyorum desen? Sonra belki 1000 kere, 10.000 kere deme şansın olacak. Belki sonra bir daha asla yüzüne bile bakamayacağım. O sana demişti ama değil mi? Ya çocuktuk o zaman. Ay vallahi bence o da seni unutamadı. Pelin niye böyle yapıyorsun? Bak her seferinde kafamı karıştırıyorsun. Aşk yüreği düşünce akıl senin ikizine çıkarmış güzelim. Benimki imkansız aşk biliyorsun. Nerede kaldı bu limonlar kızlar? Doktor Hasan Samsun. Doktor Hasan Samsun. Acilen danışmaya bekleniyorsunuz. Sen biliyor muydun? Neyi Ceren Hanım? Evlatlık oldu mu? Daha önceden mi? Yok vallahi. Ekmek Kur'an çarpsın bilmiyordum. Bugün sizden duydum. Ceren. Ya kızım nedir bu böyle Allah aşkına üst üste. Geçmiş olsun. Nasıl annenin durumu? Ne annesi Metin amca? O kadın benim annem falan değil. Ne hali varsa görsün. Sen biliyor muydun evlatlık olduğumu? Hayır. Biliyordun, biliyordun. Biliyordun bana doğruyu söyle ne zaman öğrendin? Yemin ediyorum ben de bugün öğrendim kızım. Baban seninle konuşmadan önce söyledi bana da. Başka ne dedi? Kızıma sahip çık dedi. Sen de babasın. Onun bir dediğini iki etme dedi. Ceren nereye? Nefes almaya. Metin Bey. Bırakın yalnız kalsın. Hoş geldiniz Çayda Hanım. Merhaba Halil. Cahide'den. Oo. Gelin bakayım şöyle siz. Nereden geliyorsunuz böyle? Ablanızdan geliyoruz. Ne işiniz vardı Sarmaşık'ta? Hem ikiniz aynı anda izin kullanmayacaksınız demedim mi ben? Aslında biz kabristana gittik Zeynep'imi ziyarete, dua ettik. Allah kabul etsin. Amin. Sağ olsun Ömer götürdü bizi. İşte sonra da bir çay içmeye
Cemile ablaya uğradık. Peki, anladım. Leman Hanım'ın haberi vardı aslında. Bugün ablamın ölüm yıldönümü. Anladım dedim. Hadi işinizin başına. Şunu da al. İmzalattım, sorun yok. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız Banu. Bu yeni aile çocuğu nüfustan düşürünce bana haber vereceksin. Ben de anasına öldü diyeceğim. Kızımın mezarı nerede dersin, ne diyeceğim ben? Yaptırtıp göstereceğim herhalde Banu. Düşündük o kadar. E tabii bunların hepsi masraf ama. Neyse. Bunu da masraftan düşersin. Paranın yarısı. Neden yarısıymış? Böyle mi konuştuk biz seninle? Kumar borcu namus borcu. Senin adına ben tahsil ettim. Artık borcun kalmadı. E iyi. Hesap kapandı o zaman. Çocuğu teslim alabilirsem kapanacak. Getiriyor işte. Aklıma şaşayım. Ne işin varsa bunun arabasında? Baba hemen getir dedin, getirdim. Yok yok. Senin altına bu arabayı verdiğim için hata bende. Cahide bunun ehliyetini kırıp atmak lazım. Makas yapa yapa geldik buraya kadar. İçim dışıma çıktı vallahi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şaka yapmıştır benim oğlum. Tesadüfen geldik desek daha doğru olur. Hasbelkader. Yakışıklı oğlum benim. Nasılsın? Çok iyiyim anneciğim. Ama bence sen babamla ilgilen. Onun biraz daha ihtiyacı var ilgiye. Aşk olsun Barış'cığım. Kaç kez söyledim sana böyle şeyler yapma diye. Benim kocam yaşlandı artık. Ben mi yaşlandım? Oğlun trafik canavarı, haberin olsun. Hadi gel. 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 Zorunda kaldı. Cenaze için hazırlık yapacak. Betül Hanım'ı da götürdü. Ne yapabilirim sizin için? Yani bir şey ister misiniz? Şu videotun bitmesini istiyorum. Bitmiş. Neden söylemiyorsun Volkan? Ceren Hanım. Endem Hanım felç olmuş. Ama konuşabiliyor değil mi? Yürüyemez, konuşamaz dedi doktor. Yazabiliyor mu? Ha? Hayır maalesef. Görebiliyor, duyabiliyor ama. Ne bekliyordum ki? Ne bekliyordum ki? Ben ne zaman bu kadına anne bana yardım et desem zaten ortada yoktu. Böyle oldu. Duyunca üzüldün desem yalan olur. Sonuçta onun da ifadesini alacaktı polis. Ama artık ses çıkmayacak. Nesine seviniyorsun bunu Volkan? Şimdi gerçek ailemin nerede olduğunu nasıl öğreneceğim ha? Oh. Alırım bir daha. Ay, düzgün konuş kızım. Of, o ne ya? Midem nak ettim Allah'ım. Ayşegül, annem ne diyor sana? Hep aynı şeyi yapıyorsun. Vallahi on numara ya. Nereden çıktı bunlar? Cemile abla gönderdi. Keki de Pelin yapmış. Made in sarmaşık diyorsun yani. Ayşegül, sana dokunmasın bunlar. Çok komik.
Mezar diye gittiniz, kabul gününden çıktınız. Gülümser'in totosu yer gördü mü soran yok. Ya hiç acımanız yok, o da ayrı. Aşk olsun abla, olur mu öyle şey? Sadece birkaç saat yoktuk. Hadi sen neyse. Sen niye hemen dönmedin eve Zehra? Annem o halde yalnız mı bıraksaydım Gülümser abla? Kolay mı? Koca konuğa tek başıma çeviriyorum ben. Bana kolay mı? Ablam haklı. Ben ikiniz aynı anda çıkmayacaksınız demedim mi? Değişeceğiz külahları. Sadece iki bardak çay içtik. Ben su bile içmedim, su. Ya pes artık. Zehra, kırmayayım kemiğini. Ya 40 yılın başı bir yere gittik. Neden bu kadar büyütüyorsunuz anlamıyorum. Zehra. Ay, tamam Zehra, tamam canım. Halil, ne olursun kurban olayım. Tövbe tövbe. Hadi Mehmet, ışınlanma zamanı. Halam, şunları içmeden hiçbir yere gitmiyorum. Hadi hala otur. Ay. Halasının aslanı bu, aslanı. Kimin oğlu be? Koca koç. Hadi ben de içerim. Koy bakalım bir çay da. Oh. Yorulmuşum vallahi. Sen onu bir de bana sor. İyi akşamlar. İyi akşamlar anneciğim. Seni sofrada görmeyince merak ettim. Uzun zamandır bu kadar iyi olmamıştım. Ay, oğlum kaldır şunu. İş nereye kadar? Evet haklısın anne. Hadi artık yemek yiyelim. Barış da gelsin öyle. Barış Cemal akşam yemeği için hazırdır sultanım. Paşam da geldiğine göre... Artık müjdeyi verebilirim. Anne şımartma şunu. Koskoca adam oldu ama ne yemeğe zamanında geliyor ne de işe. Paşa dediğin istediği zaman yer yemeğini. Asıl sultan dediğin böyle olur. Babaanneciğim biliyor musun sen olmasan bu imparatorluk külliyen çökerdi. Çünkü babam hep aynı şeyleri söylüyor. Saat kaç Barış, nerede kaldın Barış? Yani. Ben de bir kulağından girip diğerinden çıkıyor sanıyordum. Meğerse duyuyormuş. Bu da iyi bir şey. Suat'cığım hayatım uzatma. Bak annem müjde vereceğim diyor. Evet. Seni dinliyoruz anneciğim. Talat geliyor. Ay. Özür dilerim, çok önemli özür dilerim. Değil, önemli değil. Anne iyi misin? İyiyim. Şey, arada böyle şekerim düşüyor. Söylerim, meyve getirsinler. Gerek yok anneciğim. Afiyet olsun. Biz devam edelim. Niye geliyormuş Talat? Kendi evine gelmesi için bir neden mi lazım? Lazım değil tabii de. 25 yıl mı olmuştu anne? 26. Ben de onu diyordum işte. Benim düğünüme bile gelmeyen kardeşim acaba ne oldu da birden geliyor diye merak ettim. Ne zaman gelecekmiş? Kısmetse yarından sonra. Saat kaçta geliyor peki? Söylemedim. Karşılama töreni istemiyormuş. Asi ruhlu beyzademiz. Öyledir. Artık bir gelse de anlasak öyle midir değil midir? Çünkü yani bir tane amcam var, onu da doğru düzgün tanımıyorum. İşte sana fırsat. Layığınca vakit geçirir, tanışır kaynaşırsınız. Vallahi babaanneciğim şöyle söyleyeyim. Önce amcam gelir. Şirketten bir randevu alır. Ben de eğer uygunsam tabii ki. Ay bak 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 bak. Bak amcası kılıklıya bak. O da böyle latifeler yapmaz mıydı? Müsaadenizle. Anne iyi misin sen? Doktor çağıralım. Yok iyiyim oğlum. Başım döndü biraz ben. Şimdi gelirim merak etme. Cahide geleyim mi? Afiyet olsun, afiyet olsun.
Gülümser abla. Suat bana evlenme teklif etti. Ne? Kimse duramaz karşımızda dedi. Yıldırım nikahı kıyacağım. Sen de kabul mü ettin Cahide? Deli olma. Karnında Talat'ın bebesi varken abisiyle mi evleneceksin? Ne yapayım abla? Ortada mı kalayım? O da beni bırakıp gitmeseydi o zaman. Bana bak, geri gelirse görürsün ha. Bilmiyor ki ondan hamile oldu. Hem kim nereden anlayacak Gülümser abla? Kızım, bu bebeği hiç büyümeyecek mi? Allah muhafaza bir anlaşılırsa o zaman ne yapacaksın? Vallahi kan çıkara. Kızım delirdin mi sen? Olmaz öyle şey. Zehra. Sonra şu dolapların dışını da bir sil. Ha, büyük mutfağa git, bilinç de ayıkla bana, hazır olsun elimin altında. Peki Gülümser ablacığım, peki. Ben bu gece mutfaktan çıkmam, sen hiç merak etme. Bugünün işini yarına bırakmayacaksın kızım. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Zehra. Çık dışarı. Tamam Zehra. Sen çık dışarı. Gerisini ben hallederim. Cahide, iyi misin sen? Talat geliyormuş. Ne? Ne zaman? Bilmiyorum. Gülümser abla, bilmiyorum. Dur canım, sakin ol. Birkaç gün kalıp dönecektir herhalde. Ya Barış'ın kendi oğlu olduğunu öğrenmişse? Aman Allah'ım, ne yaparım o zaman ben? Hayır yani, yıllardır gelmiyordu bu adam. Şimdi niye çıkıp geliyor anlamıyorum ki. Leman Hanım ne dedi? Aman onun bir şey dediği yok. Mendebur. Yok buraya gelmesi için bir sebep mi gerekiyormuş falan filan. Ağzında bir şeyler geveleyip duruyor işte. Ya öğrenmişse? Dur hele bir, dur. Bir sen bir ben. Kimden öğrenecek, nereden öğrenecek? Boşuna efem yapıyorsun. Ay, elim ağam dolandı benim. Dolanmasın. Te dünyanın bir ucunda değil miydi bu çocuk? Öyle tabii, öyle de. Ya buraya gelince öğrenirse? Cahide, Cahide topla kendini. Bak, bu halde kimsenin karşısına çıkayım filan deme. Huylandıracaksın insanları. Ama Gülümser abla, sen söylememiş miydin zamanında? Anlaşılırsa kan çıkar diye. Allah, böyle bir şey olursa ben ne yaparım? Güzel Allah, ben ne yaparım? Hayatında bir kere olsun. Benim için iyi bir şey. Hayır. Gerçek bu. Sen evlatlıksın. Neden bunca yıl söylemediniz bana? Neden? Ne diyecektik sana? Seni satın aldık mı diyecektik? Parayla. Bir mal gibi. Volkan dur. Volkan dur. Dur dedim. Ceren Hanım, iyi misiniz? Satmışlar beni. Yazamıyoruz. Satmışlar. Kim söyledi onu? Nettan. Siz...
Siz de inandınız mı? Hangi anne baba evladını satar söyleyin. Her gün böyle şeyler okumuyor muyuz ha? Yapmayın. Öyle kolay değil bu. İnanın bana bu gerçek olsa Enlem Hanım bile size söyleyemezdi bunu. Benim canımı yakmak için her şeyi söylerim. Peki ben şimdi nereden öğreneceğim gerçeği ha? Nereden öğreneceğim? Cahide Hanım sandım anne ya. Korkma yavru kuşum benim. Bakayım dedim kızım ne şahaneler yapmış. Ay. Çok güzel olmuş. Becerikli kızım benim. Beğendin mi gerçekten? Hem de nasıl. Senin gibi çok güzel olmuş. Tek hayranım sensin. Aynur. Gelsene hele. Ne oldu Halil abi? Sana ne? Ya niye tersliyorsun ki beni? Ben yardım edeyim diye dedim. Yardıma ihtiyacım yok benim. Olsa söylerdim. Aynur. Tamam tamam geliyorum. Neredesin lan sen? Oradayım Halil Bey. Ne dedi şimdi kız sana? Ulan o kızı gördükçe sinirlerim tepeme çıkıyor. O soysuz kocan geliyor aklıma. Keşke onu da götürseydi. Ne diye evlendin sen benimle? Ne diyorsun sen be? Madem sığdıramayacaktın kızımı evine diyorum. Sindiremeyecektin dul kadını içine. Ne diye evlendin Halil Bey? Şunca zaman geçti. Hala aynı şeyi duyuyorum. Bilmiyor muydun? Yalan mı söyledim? Ne bileyim ulan ben senin kızının böyle olduğunu. Nesi varmış? Bana bak Halil Bey, ben Zehra için ne bedeller ödedim, neleri feda ettim biliyor musun? Canıma yetti artık, söyletme beni. Allah Allah. Ne bedeller ödemişsin? Bir tanecik kızım o benim. Evdekiler kimin çocuğu lan? Varsa yoksa Zehra. Hiçbirini ayırmıyorum ben. Evlattan ayrılmak nedir çok iyi bilirim. Bir kere ayrıldım, ciğerim parçalandı. Hep aynı terane. Unutturuyordum bana be. Eman Hanım seni çağırmış. Ha, ablam kahvesini de yapıp götürsün dedi. Hadi. Tövbe tövbe. Yürü. Nasıl oldun? İyiyim, daha iyiyim. Sen yatıyor musun? Saat kaç? Yani sabah çok erken çıkmam lazım. Annem bir şey dedi mi? Ne konuda? Suat'cığım hangi konuda olacak? Hayır bu adam niye yıllar sonra çıkıp geliyor o konuda? Sen niye bu kadar geriliyorsun anlamıyorum ki. Hayatım niye gerileyim? Ben sadece senin huzurunu kaçıracak diye şey yapıyorum. Sıkıldım ben. Yeri ve silahları sen seç. On dakika sonra her zamanki yerde. Silahsız geleceğim. Annemi görüp gidecek herhalde. Herhalde mi? Ne zaman gidecekmiş? Bilmiyorum Cahide. Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum işte.
Tamam hayatım şey yapma. Yani ben sofradan erken kalktım ya. Ha, başım dönüyor hala zaten biraz. Merak ettim ondan sordum. Annem kızmadı değil mi? Yok. Keyfi gayet yerinde. Kıymetlisi geliyor ya. Bak sen de başım dönüyor falan diyorsun. Hadi erkenden yat dinlen. Hadi. Tamam hayatım yatarım şimdi. Allah rahatlık versin. Hadi iyi geceler. Haberler bomba. Ya Barış ödümü kopardın. Ne oldu ne haberi? Amcam geliyormuş. Heykeltıraş olan mı? Başka amcam var mı? Yok. Ya onu hiç görmedim ama kendisinin sıkı takipçisiyim. İyi bana da bir brief verirsin o zaman çünkü ben pek takip etmiyorum. Bir şey soracağım bu arada. Sen nasılsın ya? İyi misin? İyiyim. İyi. Yetmez. Başka? Vallahi bizim hayatımız sizinki gibi değil Barış Bey. Öyle haber değeri taşımıyor. Barış Çamay'ın yeni aşkı. Altta da kızıl afetle fotoğraf filan. Heyecanla takip ediyoruz. Evet, heyecanlıyız. Tahmin et kaçıncı güne gireceğiz? 19 mu? Evet, galiba bu sefer rekor kıracağız galiba. Yani. Hadi bakalım. Sana güveniyorum. Etrafıma güvenmiyorsun. Şap şap. Efendim? Zehra. Anan çağırıyor. Hay Allah. Dur iki dakika sonra gidersin. Ne olacak zaten? 40 yılda bir görüşüyoruz. Gitmem lazım. İyi geceler. İyi geceler. Taşınırken iki tane koli unuttuk dediler. İşimi duymadım bütün söylediklerini. Adam gibi hepsine inandım. Her dediklerine inandım. Ceren Hanım, ne olur yapmayın. Başka çareniz var mı? Yok dedi. İnsan ailesine güvenmeden yaşayamaz. Bana ne yazmış babam? Nerede o? Yazmış ama gönderememiş. Ben Amerika'dayken yazmıştım. Neredeydi o? Bu. Bak görüyor musun? Ceren'im. Ceylan gözlü kızım benim. Anne gezindiğim bak. Baba yaz sandığın dağdır. Ömrünün en güzel çağı annenle babanla olandır demiş şair. Unutma kızım bunları. Unutma seni de çok sevdiğimiz. Çabuk dön. Nerede şimdi benim yaz sandığım dağ? Nasıl yaptın bana bunu? Nasıl gözümüz içine baka baka bu kadar yalan söyledi?
Hadi Allah zihin açıklığı versin. Kendinize dikkat edin yavrum. Sen merak etme anne. Bana bak. Çok canti gördüm seni bugün. Her zamanki halim abla. Hadi Ayşegül gecikti, yürü çıkalım. Bence yürüdüğümüz için geç kalıyoruz Mehmetciğim. Paramız olsa taksiye binerdik. O zaman da gecikmezdik değil mi? Ayşegül, para isteme benden. Ben para istemedim ki anne. Durum tespiti yapıyoruz şurada. Gerçekler çok acı. Oo, 50 lira. Alırım bir daha. Deme şöyle diyorum sana. Ay dinlemiyor ki deli bozuk. Teşekkür ederiz. En favori ablamız sensin. Biliyorum. Yarısı senin kaptırma hocadı ya. Zehra nerede kaldın? Zehra! Duydunuz zilin sesini. Hadi bağırtma şunu. Gidiyorum. Hadi ama artık vedalaşman lazım. Babanı da üzüyorsun böyle yavrucuğum. Hadi kalk. Kalk ya. Kalk ya. Sığın. Sığın. Baban bunu sana vermemi istedi. Sıkı sıkı tembih etti, definden sonra vereceksin diye. Kasasının anahtarı. Al kızım. Anneciğim burada mısınız? Evet, ne vardı? Bir şey yok anneciğim. Birlikte kahve içeriz diye düşünmüştüm. Sizi ortada göremeyince. Dip bucak temizlik yaptırıyorsunuz galiba. Elbette Cahide. Başka ne yapacaktık? Tabii hazırlık yapacağız da. Ne kadar kalacağını bilmediğim için ben şaşırdım biraz. Bunda şaşırılacak hiçbir şey görmüyorum Cahide. Yok anneciğim şaşkınlık derken. Ne demek istiyorsun? Yani Talat yıllardır gelmiyor. Şimdi niçin çıkıp geliyor diye düşünüyor insan. İşler nasıl Cahide? Hangi işler anneciğim? Vakıf Cahideciğim. Vakıf. Ben başına geçmek istiyorum. Kimsesiz çocuklara yardım edeceğim demedin mi? Şimdi bağışçı bulamayınca gelip benden para isteme rica ederim. Ben de bugün vakfa gidecektim zaten anneciğim. Birazdan yola çıkıyorum. O zaman sana kolay gelsin. Size de. Gudubet. Ne demek Metin amca? Sözleşme gibi bir şey yapmışlar işte kendi aralarında galiba. Nakit para karşılığında hazır Zeynep'i bir daha hiçbir koşulda görmeyecekler. Doğruymuş. Satmışlar beni. Resmen satmışlar beni. Satmışlar beni. Satmışlar beni. Ha,
Tam olarak öyle değil Cem. Bana onları kim olduğunu bulacaksın. Neredeler, ne yapıyorlar? Her şeyi bilmek istiyorum aklarındaki. Ya bulup ne yapacaksın kızım? Bu vicdansızların nesini bilmek istiyorsun sanki? Bırak Allah'ından bulsun de geç. Hayır Metin amca. Haklarındaki her şeyi bilmek istiyorum. Umarım yaşıyorlardır. Kızım. Kızım deyip durma bana. Dediğimi yap. Yardım edin Metin Bey. Yoksa daha kötü olacak. Galip. Ya sana bir işim düştü oğlum ya. Güneş doğmuş. Ben seni çıktığını zannediyordum. Uyuyakalmışım. Tamam. Ben sonra geleyim o zaman. Zehra biz seninle hiç iki lafın belini kıramayacak mıyız? Hiç olmayacak mı öyle bir şey? Sen önce giyin konuşuruz. Bir şey soracağım. Yazın havuz başında aynı şey olmuyor mu? Yani beni böyle görüyorsun. Değil mi? Eşek aynı eşek. Semer zaten for. Yani eşeksin Barış hakikaten ha. Bu odanın dağınıklığı ne? Evet. Senin toplu yolunu bize önceden daha çok dağıtırdım ki burada beraber çay falan içerdik ne bileyim ben ya. Sen. Bir şey soracağım. Şuraya baksana bir şey çıktı şurada ya. Ya pahalı kremlerin alerji falan yapmıştır. Espri yapıyor bir de. Bir baksana arkada sıkayım mı acaba? Barış'cığım. Ne oluyor burada? Ben odayı temizliyorum. Tünaydın anneciğim, bir şey mi lazım? Zehra'ya bakıyordum ben aslında, buradaymış demek ki. Zehra gelsene sen biraz dışarı. Ben geleceğim. Anne. Ne sanıyorsun sen? Gülümser abla dedi ki, başlarım senin Gülümser ablanda. Bana bak, bir daha bu odaya asla girmeyeceksin. Oğlumdan da uzak dur. Hadi yürü git şimdi, yürü. Gerçek adın Zeynep. Zeynep. Aklım biliyor.
Bu da öz babam. Şinasi. Şu an nerede ne yapıyor bilen yok. Seni verdikten sonra ortadan kaybolmuş. Bir de kardeşin var. Zehra. Senden 2 yaş küçük. Annen sonradan Halil diye biriyle evlenmiş. İstanbul'da Çamayların konağında çalışıyorlar. Çamayları mı? Yani şu bir seramikçi Çamayları mı? Evet. Halil'le evlendikten sonra da ikizleri olmuş. Ayşegül ve Mehmet. Şimdilik öğrenebildiğim bu. Hadi. Üşüyeceksin burada içeri gir. İstanbul'a gideceğim ben. Ara söyle. Oradaki evi hazırlasınlar. Kızım ne yapacaksın şimdi İstanbul'da? Karşısına çıkıp beni neden sattın diye soracağım bu kadına. Nasıl ağaç budama? Yarım yamalak iş yapıyorlar. Halil Efendi. Buyurun Şahide Hanım. Bana bak. O üveyine sahip çık. Yoksa ben hepinize ne yapacağımı biliyorum. Hayırdır inşallah efendim. Neyini gördünüz? Hayır sonra elini kana bulama da. Ne diyorsunuz? Zehra, Barış'tan uzak dursun. Kulağını çek diyorum. O kadar. Anlamıyorsunuz. Biz 50 yıllık bir holdingiz. 3 gün önce kurulmuş bir şirket değiliz. Suat Bey anlıyorum. Fakat lütfen siz de beni anlayın. Ben de borcunuz olan bankayı temsil eden bir avukatım. Size daha fazla süre vermem mümkün değil. Benim de haftaya size ödeme yapmam mümkün değil avukat bey. Kusura bakmayın. Haftaya ödemeyi alamazsak icrayı başlatmak zorundayız. Sakın, sakın. Keşke yapabileceğim bir şey olsaydı. Kahretsin. Allah kahretsin. Ne oluyor baba? Ver şunu. Ne oldu baba? Niye sinirlisin bu kadar? Yok bir şey. Zeytinyağlılar tamam. Çorbası da süzme mercimek olacak. Of! Of. Bu beni öldürecek. Ne oldu ki? Şahide Hanım'la karşılaştım. Bir ton laf söyledi bana. Ne olmuş ki? Barış Bey'le mi görmüşler? Kim bilir ne yaptığını eksik edek. Geçen akşam ben de gördüm abla. Sırnaşıyor işte. Söylüyorum ya sana. Zamanında terbiye etmezseniz olacağı bu. Anası laf dinlemiyor ki. İşimizden ekmeğimizden olacağız ya. Sen işini ekmeğini düşünüyorsun Halil.
Ya namusuna halel gelirse, laf gelirse ne olacak? Of! Of! Of deyip puflayarak bu iş olmaz Halil. İş işten geçmeden şu kızın başını bağlamamız lazım. Hazır talibi de var. Adem Bey'in oğlu Kazım'a ver gitsin işte. Laf dinlemiyor ki katır. Sen bu ailenin reisi değil misin Halil? Sen he dedikten sonra ona laf söylemek mi düşer? Doğru söylüyorsun abla. Ben gideyim Adem'le bir konuşayım. Kime soruyorsun? Eğer Ceren'e soruyorsan hiç iyi değil. Ama Zeynep'e soruyorsam onu ben de bilmiyorum. Gidince göreceğiz. Baba ne oldu? Kim sinirlendirdi seni bu kadar? Sen. Sen. Neredesin sen? Saat kaç? Suat Bey, Barış. Affedersiniz. Barış, Yunus Bey'le olan toplantıyı iptal etmişsin. Hı hı. Ne? İptal mi ettin? Niye? Ya çünkü gerek kalmadı. Ne demek gerek kalmadı Barış? Anlaşmanın büyüğü küçüğü olmaz demedik mi? Şirkete para lazım demedik mi? Siz de havalı havalı o iş bizde demediniz mi? Dediniz. Oyun mu oynuyoruz burada? Yok, burada değil. Dün spor salonunda Yunus Bey'le squash oynadık. Çok iyi maçtı, kaçırdık. Beni çıldırtma siz bu Yunus denen adamla. Önce bir sor kim kaybetti diye. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Yunus Bey kaybetti ve biz bu anlaşmayı %10 değil, %15 kar marjıyla imzaladık. Hadi canım. Nasıl ikna ettin? Vallahi ne bileyim yani işte. Yani ben iddialı amcaları seviyorum. Rakip beni seviyor. Böyle gitgeller yaşıyoruz ve... Evet. Oğlum niye haber vermiyorsun? Niye toplantı iptal ettiğini söylemiyorsun? Ya baba yoruldum artık seninle yöntem tartışmaktan. Ne yapayım yani? Bu sefer de neticeye bakıp teşekkür et mesela. Üç kuruşluk anlaşma imzaladın diye bakıyorum hemen havaya girdin. Sözleşmenin büyüğü, küçüğü neyse. Benden habersiz hiçbir iş yapmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Ceren Hanım. Arabada kal. Balık almaya gidiyorum. Mm-hmm.
Birine mi bakmıştınız? Atacaktım kızım. Ver bana. Al kızım. Ay ne oldu eline? Bakayım ya. Ya şey, çarşafları ütülerken yaktım. Ay kıyamam ben sana. Hay Allah, ne yapsak ki? Buzda koymayın diyorlar. Gel merhem sürelim. Hadi yavrum, bir şeyler bulalım ha. Ya annem, küçücük bir şey önemli değil. Küçük büyük yok. Senin her zehrene kurban olurum ben. Sen benim göz bebeğimsin. Anne bu kim? Hanımefendi iyi misiniz? İyi değilsiniz siz. Zehra yardım et kızım, gel. Gelin şöyle oturun biraz ha. Lütfen. Gel buyurun. İyi misiniz biraz daha? İyiyim. Teşekkür ederim. Ayran yaptım. İyi gelir. İç kızım. Ay kızım diyorum. Kusura bakmayın. Adınızı bilmediğim için. Ceren. Evli misin Ceren kızım? Hayır böyle... Durduk yere bayılınca. Yok, hayır. Evli değilim. Allah hayırlısına rastlaştırsın. Ben de ilkinde durduk yere bayılıp düşerdim. Hamileyken mi? Ama ne güzel bir kızınız olmuş. Ha, Zehran değil. Ablası vardı. Zeynep'im. Sizdir ömür. Ceren'in. İyiyim. Küçük büyüdü. 2 yaşında. Yaşasaydı senin yaşlarında olacaktı. O da senin gibi çok güzeldi. Annem, yapma böyle, ne olur. Ya Ceren Hanım, kusura bakmayın, sizi de üzüyoruz. Tesellim Zehra'm işte. O benim göz bebeğim. Zehra bir yana, dünya bir yana. Evet.
kusura bakmayın. Ben de yakın zamanda babamı kaybettim de. Evlat acısı bir başka tabii ama... İnsanın annesi babası olmayınca da... yerine hiçbir şey kopmuyor. Başın sağ olsun. Neyse. Ben her şey için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Leman Hanım'a mı gelmiştiniz? Ben haber vereyim. Yok. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Daha sonra tekrar gelirim. Öldürmüş beni. Ceren Hanım konuştunuz mu? Ne konuşması? Ölüler konuşamaz ki. Ceren Hanım iyi misiniz? Bırak! Ceren Hanım! Ceren Hanım! Siz gerçek aile değiliz. Siz evlatlık aldık. Seni satın al. Seni Hatice, satın al. Seni satın al. Parayla. Bir mal gibi. Bir mal gibi. Ya bulup ne yapacaksın kızım? Zeynep'im. Zeynep'im. Siz İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çorba çok güzel olmuş Gülümser. Eline sağlık. Bence de. Afiyet olsun. Talat Bey. Şşş. Gel. Ama biz sizi bugün beklemiyorduk. Ben geri döneyim o zaman ha? Yok. Kusura bakmayın, öyle demek istemedim. Yani hazırlıklar vardı da. Ondan kusura bakmayın, ne olur. Buyurun lütfen, hoş geldiniz. Önemli değil, tamam sakin ol. Yemekteler mi? Evet. Ne çorbası var? Kremalı mantar ama
Sizin için süzme mercimek yapılacaktı. Yani listeye göre. Adın ne senin? Zehra efendim. Bana efendim deme. Tamam mı Zehra? Peki efendim. Hadi kolay gelsin. Masada bir eksik yok mu Leman Sultan? Oğul. Canım. Ay Allah'ım çok şükür, çok şükür, çok şükür. Çok özledim, çok özledim. Ve işte büyük buluşma gerçekleşti. Çok şükür. Aa, anne. Yapma ama böyle. Çok özledim. Çok özledim. Çok özledim. Çok, çok. Nasılsın anneciğim? İyi gördüm seni. Nasıl iyi olma? Sen geldin ya. Ben artık hep iyi olurum. Evet. Hoş bulduk sevgili ailem. Amcacığım biz öyle babaannemle ilk buluşmanızı bölmeyelim diye şey yapmadık. Hoş geldin. Barış, çok büyümüşsün. Değil mi ya? Bir de babama anlatıversene onu. Hoş geldin Talat. Hoş bulduk abi. Bakıyorum hiç değişmemişsin. Hala yemeğe bayramlıklarla oturuyorsun. Hoş geldin Talat. Hoş bulduk Cahide. Geç oğlum geç otur şöyle. Gülüm sen ne duruyorsun? Paşamın servis açın hemen. Amca biz aslında seni yarın bekliyorduk biraz. Enteresan geldin. Evet ama şimdiden alış bunları oğlum. Çünkü amcanın bir dediği bir dediğini tutmaz. Değil mi? Hayat sürprizlerle doludur Barış'cığım. Değil mi? Büyük misafir geldi sonunda. Yalnız adam acayip karizmatik değil mi? Boş boş konuşma da al götür şunu. Sana ne adamın karizmasında? Hadi. Allah vere de büyük misafir, büyük dert olmasa. İyi ki geldiniz. Ben ne yapacağım bilemiyorum artık Metin Bey. Kaza yapacaktı. Taksiyle peşinden gitmesem. Şimdi nasıl? Hiç iyi değil. Nerede? Odasında. Uyuyacağım dedi. Teşekkür ederim Zehra. Afiyet olsun. Amca şimdi ben bir şey merak ediyorum. Sen Belçika'da yaşıyordun değil mi? Ya babaannem çünkü bütün dünyayı gezdiğini falan söylüyordu da. Evet. Aslında Arjantin'e gidecektim. Bir heykeltıraş arkadaşımla buluşmaya. Ortak bir çalışma yapacaktık. Ama buradayım şimdi. Programını hiç bozmasaydın. Talat, sen niye geldin? Suat'cığım lütfen. Ne var anne? Hani... Kardeşimin bunca yıl sonra neden geldiğini merak etmem suç mu? Şaşırdım çünkü bayram değil, seyran değil. Gerçi bayramda da geldi, yok ya. Çok merak ediyorsan söyleyeyim neden geldiğimi. Barış için geldim.
Barış için. Senin ne işin olabilir Barış'la? Hayırdır abi? Hayatta bir tane yeğenim var. Onu da çok iyi tanımıyorum dedim. Atladım geldim işte. Budur ya. Yemin ederim ben de aynı şeyi düşünüyordum. Amca yalnız bir şey söyleyeceğim. Ya sen buraları biliyorsun, ben de biliyorum. Biz seninle şöyle bir dünya turuna falan çıksak olmaz mı? Olmaz. Neden tepki gösteriyorsun Cahide? Ne var bunda? Anneciğim. Olmaz. Olmaz anne. Çünkü Barış'ın burada işi var, gücü var. Talat gibi boş gezenin boş kalfası değil benim oğlum. Çok ayıp. Sana benzeyen işkolik biri daha mı? Bence gerçekten bu fazla abi. Benim oğlum elbette bana benzeyecek. Sana benzeyip de serseri olacak hali yok. Yeter! Yeter! Barış, Cahide beni oğullarımla yalnız bırakın. Senin her zerrene kurban olurum. Sen benim göz bebeğimsin. O da senin gibi çok güzeldi. Gerçek bu. Sen evlatlısın. Neden bunca yıl söylemediniz bana? Neden? Ne diyecektik sana? Seni satın aldık mı diyecektik? Parayla bir mal gibi. Uzayacak. Olağanüstü toplantı hemen şimdi. Demem o ki ben yaşlandım artık. Ufak tefek rahatsızlıklarım da var zaten. Yani başınızda baki değilim. Bugün varım yarın yokum. Ne biçim laflar bunlar anne? Lafımı kesme Suat. Hakikati konuşmak lazım. Ben gözüm arkada gitmek istemiyorum. Nereden çıkartıyorsun bunları Allah aşkına? Yoruldum artık Suat. Çok yoruldum. Bu sizin düşman gibi haliniz beni öldürüyor. Ama anne biz düşman değiliz ki. O zaman kardeş gibi birlikte yan yana olun. Bunca senelik analık hakkıma karşılık yapın bunu. Çok şey mi istiyorum ben sizden? Niye gelmiş? Öğrenebildin mi? Gülümser abla. Yüreğimi indiriyordun.
tam aklıma mukayyet ol. Sakin ol. Bilse şimdiye kadar söylerdi. Ya fırsatını kolluyorsa? Talat kesin bir şeyler biliyor. Barış'a söylerse ne yaparız biz? Anneciğim olmaz. Bak ben temelli kalmaya gelmedim buraya. Sahi sen niye geldin şunu bir açık açık söylesene Talat. Ama bana barış için falan deyip de tepemin tasını attırma. Kafayı işe gömünce her şey yolunda sanıyorsun değil mi? Daha ailenden haberin yok. Ne olmuş benim aileme? Sen gelene kadar bizim huzurumuz gayet yerindeydi. Yeter yeter ama artık. İşte bunu diyorum ben. Hemen kavgaya tutuşuyorsunuz çocuk gibi. Benim başka bir fikrim var anne. Dinlemek istemiyorum. Hiç acımadınız, hiç. Yüreğimi ikiye böldünüz bunca zaman. Ama yeter. Kararım kesin. Bundan sonra şirketi birlikte yönetiyorsunuz. Anne! Anne! Benim şirketi yönetmek için ne Talat'a ne de başka birine ihtiyacım var. Halleri işte sen bilmiyorsun tabii, görmedin ya. Babanla amcan anlaşamıyor pek. Ne kadar kolaymış değil mi? Delirmek. Katil olmak. Yarın ben nerede olacağım? Tımarhanede mi yoksa hapishanede mi? Buhran geçiriyorsun kızım sen. Doktora götüreceğim ben seni. Sonra da olacak. İlaçlarımı alıp mutlu mu olacağım? Ne gerekiyorsa yapacağız. Seni tatile göndereceğim ben. Ya kızım, param var, pulum var. Dünyayı gez. Bak, inan bana çok iyi gelecek sana. Ne değişecek Metin amca? Nereye gidersem gideyim kendimi de götüreceğim. Aslında ben kimim? Ne istiyorum onu da bilmiyorum ya. Hadi kapat bakayım gözlerini. Uyu biraz. Hadi ya. Hadi kapat. Uyuyunca unutacak mıyım? Unutmak gerek. En iyisi unutmak gerek. Anlamadım ki ben de. Bir anda amcam geldi, saçma sapan şeyler olmaya başladı. Yani çok uzun zamandır birbirlerini görmüyorlar ya, ondan böyle olmuştur herhalde. Yani herhalde. Normal bence. Açmayacak mısın? Zehra, ben ne zaman doğru insan olacağım ya? Yani gerçekten aşık olmak istiyorum. Ama... Bitti mi? Ya bence bitti. Ama hanımefendi öyle düşünmüyor. Rekor kırılamadı yine desene. 19'u gören olmuyor. Ya ne demez. Ya şeyi anlamıyorum aslında ben... ...kadınlarla seninle kurduğum gibi bir iletişim kuramıyorum. Olmuyor yani. Niye olmuyor onu da bilmiyorum. Çünkü ben... Dert müşaviriyim.
Aynı zamanda katibe. Zehra. Hayır. Evet. Hayır Barış. Hayır, yani kendin yazmayı öğren artık. Ya Zehra ne olur, sen yazınca sorunsuz bitiyor. Hatta selam bile veriyorlar ki olacak iş değil. Ne olur. Biz telefonda konuştuğumuzdan beri yeni bir gelişme mi oldu? Hangi konuda? Anne yapma böyle. Sen demedin mi tahliller yapılıyor, daha sonuçlar belli olmadı diye? Evet dedim. E onu diyorum işte. Gözüm açık gidecek deyip duruyorsun. Doktor kötü bir şey mi söyledi? Daha sonuçlar çıkmadı. Ama doktor her şeye hazırlıklı olun dedi. Ben artık burada hep birlikte... Olmaz öyle. Belçika'ya gideceğiz. Ben zaten orada bu işle ilgili uzman bir doktor buldum. Bu muydu fikrin Talat? Suat'ın yanında söylemeye çalıştığım bu muydu? Evet. Hayır. Hiçbir yere gitmiyorum. Öleceksem de kendi toprağımda ölürüm. Anneciğim, daha sonuçlar çıkmadan neden moralini bozuyorsun böyle? Bir gidelim. Orada da tahliller yapılsın. Lüzum yok. Benim doktoruma itimadım tam. Peki... Abime niye söylemedin? Suat'ı bilmiyorsun sanki. Kaldıramaz böyle şeyleri. Kaçar gider. İşim var der. Eve gelmez olur diye korktum. Yanı başımdayken ona da mı hasret kalsın? Olacak şey mi? Beyefendi yıllarca orada burada sürtsün. Sonra hiçbir şey olmamış gibi gelsin sana ortak çıksın. Neymiş? Şirketi birlikte mi yönetecekmişsiniz? Yok öyle armutmuş ağzıma düş. Talat ne diyor peki bu işe? Ne diyecek? Hemen ahkam kesmeye başladı. Başka bir fikri varmış da bilmem neymiş. Ne fikri varmış? Ne fikri olacak Cahide? Bol keseden atıyor işte. Oku bakalım. Bir şey söyleyeceğim, sen kendini gün be gün daha iyi oluyorsun. Öyle böyle değil. Gönder o zaman. Kızıl Afet de peşini bıraksın artık. Sen olmasaydın ne yapardın? Bilmiyorum. Ben de. Bu arada... Sabahları kahve içiyorsun ya, belki kullanırsın diye düşündüm. Bir dakika. Bir dakika. Dönünce efekti de oluyor. Bayağı bir nostalji fırtınası olmuş. Gitmesek de, görmesek de o atlı karınca bizimdir. Çok teşekkür ederim ya. Çok tatlısın sen. Soru soracağım. Net bir yanıt istiyorum. Neden geldin?
annemi görmeye, yeğenimle zaman geçirmeye. 26 yıldır aklın neredeydi? Geçmişi kurcalamayalım istersen Cahide. İnan niyetim o değil. Ne istiyorsun? Buraya gelmenin gerçek sebebini öğrenmek istiyorum. Neden? Söylediklerime inanmıyor musun? Bak, uzatmak istemiyorum. Basit bir soru sordum. Peki. O zaman kestirmeden anlatayım Cahide. Ben hayatım boyunca seninle geçirdiğim o gecenin pişmanlığını yaşadım. Ben de. Ama ben bunun bedelini ailemden uzak kalarak ödedim. Senin çirkin oyunlarının içinde yer almamak için buraya adımımı atmadım. Yani başa dönecek olursak, aklım başımda benim. Keşke senin de öyle olsa. Cezaevine gideceksin ama bu kadar o soğuk yüzünü değil de cezaevinin... Kalk, kalk, kalk. ...yönlerini getireceğiz Ekkan'a. ATV Haber ekibinden Tahir İnan ve kameraman... Sen böyle geçe kalmazdın. Adem'le kahvedeydik, lafladık biraz. Zehra nerede? Atölyededir. İnşallah öyledir. Ne oldu, neyin var senin? Senin bu kızın var ya, oynak kızın. Bizim başımıza bela olacak. Terbiyesizlik etme Halil Bey. Yine ne yapmış benim kızım, ne yanlışını gördüm? Yalnız ben görsem iyi. Cahil Hanım görmüş. Sabah bir geldi, eski kükredi. Canımızı okudu. Biliyorum ne olduğunu, anlatacağım sana. Anlatacak bir şey yok. Yarın akşam Zehra'yı istemeye gelecekler. Kazım'la söz keseceğiz. Ne yapıyorsun Halil Bey? Yangından mal kaçılır gibi. Kızın gönlü var mı yok mu sormuyorsun bile. Allah Allah. Gönül nikahtan sonra da olur. Evlenirken senin bende gönlün var mıydı? Bak Halil Bey, yıllarca ne desen sesimi çıkartmadım ama Zehra başka. O benim kızım. Allah Allah. Kız senin kızın da namus, benim namusum. Ne namussuzluğu yapmış, ne? Dinlemiyorsun ki anlatayım sana ne olduğunu. Ne dinleyeceğim, gözümle gördüm. Barış Bey'le oynaşıyorlardı bahçede. Ayıp ya, ayıp arkadaş onlar. Ateşle barut yan yana durmaz. Zaten Cahide Hanım bir öğrense bizi kapının önüne koyar, o zaman görürsün. Daha neler? Gözünü seveyim Halil Bey. Ara söyle gelmesinler. Gelecekler. Bu iş yarın akşam bitecek. Hazırlığınızı yapın. Thank you.
demiştim. Ama elin de bereketliymiştir. Benden öğreneceğin daha çok şey var delikanlı. Bak öğreteceğim şeyler de olabilir. İddialı olmak iyidir ama her zaman değil. Telefonu. Ya nerede bu kız? Sabah uyuyakalmışım. Ne zaman gitti, nereye gitti hiç bilmiyorum. Aferin Volkan. Ya çok güzel sahip çıktın Koray Bey'in emanetine. Yine çamayların konağına mı gitti acaba? Aa, bu sefer randevusuz gitmem ama. Kızım, neden kimseye haber vermeden gidiyorsun yavrucuğum? Biz çok endişelendik Şeren Hanım. Artık benim için endişe etmenize gerek yok. Çünkü yaşamaya karar verdim. Daha doğrusu yaşamanın bir yolunu buldum. Ya şuraya bir otur da bir konuşalım. Hiç oturacak zaman yok Metin amca. Sen şimdi bugün bana bir randevu kopar diyorsun. Nereden? Çamayların şu meşhur vakfından. Allah Allah. Ya kızım ne yapacaksın oraya gidip? Yaşamak için bu hesabı kapatmam gerek. Oyun daha yeni başlıyor. Suat ne zaman çıktı? Ezan vakti çıkmış galiba. Halil öyle dedi. O araba hayatta çalışmaz ha. Büyük konuşma delikanlı. Sonra bir tur atmak istersen yıkamak zorunda kalırsın söyleyeyim. Oo. Paşamla Beyza'dan nereden geliyor bakalım böyle? Babaanne akşama yemek yaptırma çünkü ya bayağı balık tuttuk amcamla ya. Ha, bravo size. Nasılsın anneciğim? Nasıl iyi oğlan? Teşekkür ederim. Barış. Beni vakfa bırakır mısın? Bırakırım tabii. Ne oluyor Cahide? Çocuk kahvaltısını etmedi daha. Sonra eder kahvaltısını. Herkes kendi oğluyla biraz zaman geçirsin. Amca. İyi günler. Kolay gelsin abla. Kolaysa başına gelsin. Ya sanki evde yemek yok bir kovada balık tutmuş Talat Bey ile Barış Bey. Allah Allah. Dün ben de aldım 5 kilo dolapta duruyor. Ne olacak bu kadar balık? Bak Halil gerisini ben ayıklamam haberin olsun. Zehra nerede? Atölyeyi topla dedim. Sahibi geldi artık. Çamurla oynayamazsın dedim. Pek üzüldü hasbım. Aynur. O alışverişe gitti. Ne alışverişiymiş lan bu? Ama ne bileyim ağzında bir şeyler geveledi işte. Öyle yalandan bir izin alır gibi yapıyor. Hep emri vaki, hep emri vaki. Abla. Dün akşam ben Aynur'a Zehra'yı vereceğimi çıtlattım. Ah çok iyi yapmışsın. Aynur ne dedi peki? Ne diyecek be? Tıktım lafı ağzına. Vallahi keyfim yerine geldi. Şöyle bir kahve yapayım karşılıklı içelim ha ne dersin? İçelim ablam. Barış için geldim. Hayatta bir tane yeğenim var. Onu da çok iyi tanımıyorum dedim. Atladım geldim işte. Gel her çocuk. Şu ısrarla randevu almak isteyen kadın geldi. Bekleteyim mi? Nasıl biri? Dinozorlardan mı? Çok genç. Çok da güzel bence.
Al içeri, tanışalım bakalım. Hoş geldiniz. Ben Cahide Çamay. Ceren Özkan. Memnun oldum. Lütfen oturun. Size bir şey ikram edelim mi? Teşekkür ederim. Ben almayayım. Açıkçası bugün hiç keyfim yok. Ama kıramayacağım ortak dostlarımız araya girince... Kusura bakmayın. O zaman ben sizin fazla vaktinizi almayayım. Direkt konuya gireyim. Lütfen. Malum. Bağış yapmak için buradayım. Başlangıç olarak da 1 milyon lira düşünüyorum. Ceren Hanım, bu yaşta bu yüce gönüllülük. İnanın yavrularımız sizin sayenizde çok mutlu olacaklar. Teşekkür ederiz. Para insanı mutlu etmeye yetmez ki Cahide Hanım. O çocukların anneleri yok. Babaları yok. Yapayalnızlar. Orası öyle. Ama biz elimizden gelen desteği veriyoruz yavrularımıza. İnanın verdiğiniz her kuruş amacına ulaşacaktır. Biliyorum. Zaten Çamay ailesine ve vakfına güvenmesem buraya gelmezdim. Dilerseniz detayları konuşalım. Detayları akşam yemeğinde konuşsak... Hem vakfımızın kurucusu annem Leman Çamay'la da tanışmış olursunuz. Bu akşam mı? Ben öyle düşündüm tabii sizin için de uygunsa. Bizim evde şöyle güzel bir yemek yeriz. Evde mi? Yani kusura bakmayın. Uygun olur mu bir anda bilemedim. Daha samimi olmaz mı? Peki o halde. Memnuniyetle. Kolay gelsin. Sağ olun Talat Bey. Kim yaptı bunları? Leman Hanım'dan izin almıştım aslında. Yani burası da boş duruyordu ya. Bunlar benim ilk çalışmalarım. Ama üzerinde biri eklemeler yapmış. Sen mi yaptın bunları? Evet. Benim eskizlerimin üzerinden geçtin yani. Hepsini değiştirdin. Çok başarılı. Beğendiniz mi gerçekten? Ben kızacaksınız diye çok korktum. Neden kızayım? Eğitim aldın mı sen? Hayır. Yani sınavı kazandım ama gitmedim. Çok yeteneklisin Zehra. Anlat bakalım nasıl çalışıyorsun? Yani ben aslında içimden geldiği gibi yapıyorum. İçinden ne güzel şeyler geliyor senin öyle. Kolay gelsin. Kolay gelsinmiş. Saat kaç saat? He? Ben kaçtan beri buradayım biliyor musun sen? Ankara'daki ihale bu değil mi? Evet. Kazanabilir miyim sence? Başka ihtimal yok. Kazanmak zorundayız. Ben gidebilir miyim ihale istiyorsan? Bu senin squash işlerine benzemez Barış Bey. Ciddi hazırlık yapmak lazım. Ben hazırım. Öyle mi? Pekala. Ne biliyorsun anlat bakalım. Ha, gelebilir miyim? Gel gel, babam sözlü yapıyor. İhale şartnamesine göre yüklenici firma için 36 madde sıralanıyor. Bunların çoğu bildiğimiz kelepçe sözleşme maddeleri ama orada 9. maddeye dikkat edecek olursan 9. maddede ihalenin %25'i kadar banka teminatı isteniyor. Şimdi bizim için kötü bir şey gibi gözükebilir ama orada 17. madde. Ne ara okudun oğlum bunları? Annem geçen gece baktım öyle sardı. Sardı. Aynen.
Efendim amca. Ne diyorsun? İyi tamam geliyorum. Bakın tamam tamam okey. Oğlum nereye gidiyorsun? Önemli bir şey değil. Arzu ediyorsan ben Ankara'ya da giderim. Öptüm. Hadi bay. Efendim Pelin? Aman ne yapayım? Ev işi bitmiyor ki. Sen ne yapıyorsun? Annem yok evde. Ne yapacaksın ki annem sen? Pelin. Ne oldu söylesene. Ya Pelin söyler misin? Kime verecekmiş beni? Kazım'a mı? Anne ne oluyor? Hay Allah, Pelin de yemedi içmedi yetiştirdi mi sana? Ne zaman söylemeyi düşünüyordun, yüzükler takılırken mi? Ay kızım olur mu öyle şey? Nerede o Halil'den adam? Dur kızım bağırma dur ne olur Allah'ın aşkına bağırma. Dur ben anlatacağım sana neler olduğunu, yapma yavrum. Çekiciyle koydurdun değil mi bunu? Yok havadan indirdim. Ne haber? İyi. Bir şey diyeyim mi amca, bu ufak çaplı bir mucize olmuş bu. Mucize değil gerçek. Ben sana büyük konuşma demiştim. O zaman sana bir şehir tur attırmanın zamanı geldi. Tur atmak istersen yıkaman lazım da demiştim. Kilitler ne yıkayacağım anahtar? Ulan. Bana sormadan ne yapıyorsunuz annesiz? Bağırma diyorum. Otur şuraya. Ben hallettim gittim Kazım'ın anasıyla konuştum. Yok görücü mörücü gelmeyecekler. Ya anne o kim oluyor ya? Anam değil babam değil nasıl yapar böyle bir şey? Nerede o konuşacağım ben onunla. Dur Halil'e bulaşmanın sırası mı şimdi? Ben niye uğraştım sabah beri? Dur sakin ol. Anne. Anne vallahi bak. Asıl sen bana bak. Eğer renk verirsen olay çıkar. İkimiz de yanarız. Hallettim diyorum. Sen bana güvenmiyor musun? Ha!
anca. Serseri doğdum, serseri öleceğim. Aynaya bakmam, kendimi bilmem. Hayat acıtınca dünyayı sevmem. Ne yazık ki tek tabanca. Serseri doğdum, serseri öleceğim. Hoş geldiniz Ceren Hanım. Hoş bulduk. Zehra'ydı değil mi? Evet. Nasılsınız bugün? Gerçi çok iyi gördüm sizi. Evet. Hepsi geçti gitti. Çok sevindim. Buyurun Ceren Hanım. Zehra! Efendim Cahide Hanım. Bunu sen mi yaptın? Evet. Sonra da oğluma mı hediye ettin? Sana kaç kere söyledim oğlundan uzak duracaksın diye. Ben istemiyorum böyle şeyler, istemiyorum. Misafiriniz geldi Cahide Hanım. Ceren Hanım. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın, gerçekten böyle bir şeye şahit olmanızı hiç istemezdim. Rica ederim. Esas ben erken geldim. Hoş geldiniz, buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Suat'cığım, Ceren Hanım vakfımıza tam 1 milyon lira bağışladı. Öyle mi? Ne güzel. Ceren Hanım, ben diyorum ki sizin için bir gece düzenleyelim ve adınızı onurlandıralım. Ne dersiniz? Hiç gerek yok. Duyumamasını tercih ederim. Bravo. Hem duyarlı hem de mütevazı Ceren kız. Siz öyle diyorsanız öyle ama. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Size de. Afiyet olsun. Anneniz hanımefendi de sizinle mi geldi? Yani babanızın vefatından sonra. Hayır. Annem çok uzaklarda. Yani Amerika'da. Orada kendi işini kurdu. Öyle mi? Ne hoş. Hangi sektörde? Hizmet sektöründe. Tabii biliyorsunuz alan çok geniş olduğu için birçok konuya el attı. Artık ben bile takip edemiyorum. Kim bilir ne kadar hasretinizi çekiyordur. Kim bilir. En kısa zamanda annenizle de tanışmak umuduyla. Umarım. Yani pek sık gelmiyor kendisi ama geldiğinde mutlaka. Çorba gerçekten çok nefis olmuş. Anneciğim kendi elleriyle yaptı. Öyle mi? Mutfağa girdiğinizi hiç düşünmemiştim. Özel günlerde. Ferhat da çok sever bu çorbayı. Ama maalesef içemedi. Değil mi? Affedersiniz. Ferhat Bey kim? Barış'ın en iyi arkadaşı. İşte paşamla Beyzadem de geldiler. Tanıştırayım. Küçük oğlum Talat. Avrupa'dan yeni döndü. Torunum Barış. Ceren Hanım da vakfımızın yeni bağışçısı. Memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Hoş geldiniz. Hadi oturun çocuklar. Gülümser. Siz kapıda mı karşılaştınız? Yok. Biz bayağı bütün gün beraber takıldık. Nasıl yani? Gezdik, dolaştık. Amca yiyen birbirimizi daha yakından tanıdık. Of. Zehra'm, güzel kızım, dökme öyle yüzünü, kurban olurum sana.
Tamam anne, iyiyim ben. Unut sen olanları, tamam mı? Bak Halil'e de bir şey söyleme, olur mu yavrum? Tamam anne, merak etme, söz verdim ya. Aa, siz hala burada mısınız? Nereye gideceğiz ki? Halil çağırdı, hadi yürüyün evinize. Her şey hazır zaten, gerisini ben hallederim. İkimizi de mi çağırdı? Ha evet, çocuklar da gelmiştir. Hadi gidin ailece yiyin yemeğinizi. Hadi kızım. Ya babaanne o değil de, ya bu amcam bu arabayı nasıl adam etti hala anlamıyorum. Büyük yetenek. Barış da direksiyonda çok yetenekli anne. Yani bu kadarını beklemiyordum. E tabii, İstanbul trafiğinde usta olmak gerekli. Ben İzmir'den sonra çok zorlanıyorum. Yolları bilmediğiniz içindir. Aa, isterseniz Barış size İstanbul'u gezdirir. Seve seve. Değil mi Barış'ım? Memnun etler. Çok sevinirim gerçekten. Pendamı getiriyorum. Evdesin değil mi? Anne, neredesiniz siz? Ya abla, senin haberin var mıydı? Ne oluyor, ne bu haliniz? Ya misafir geldi, biz de şaşırdık. Ya misafir falan değil bunlar. Kusura bakmayın. Benim çok acil bir işim çıktı. Müsaadenizi istemek zorundayım. Ama daha tatlı ikram edecektik. Umarım tatsız bir durum yok. Hayır hayır. Aksine çok güzel bir haber aldım. Tatlı için sözüm olsun. Her zaman bekleriz. Lütfen rahatsız olmayın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Barış'cığım sen Ceren Hanım'a eşlik edersin değil mi? Tabii ki. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Zehra hadi git yavrum hadi. Ya anne. Bırakır mısın beni? Zehra yürüyorum yavrum git hadi. Anne bir dur hadi. Allah aşkına bir dur. Ben niye kaçıyorum ki? Girip konuşayım şunlarla açık açık. Olmaz Zehra. Sakın bu gece Halil'in gözüne görünme ne olur. Hadi yavrum hadi. Hadi. Ya sana bir şey yaparsa? Aa daha neler? Hiçbir şey yapamaz. Hadi. Hadi. Hadi hadi Zehra. Şiir turu sözünüz var. Unutmadım aklımda. Arabanız? Zehra. Bir sorun yok değil mi? İyiyim. Bir şey yok. İyi akşamlar Ceren. İyi akşamlar. Ne oluyor? Halil Görücü çağırmış. Evlenecek misin? Ya tabii ki hayır. Bana fikrimi sormadı ki. Vereceğim demiş, çağırmış işte. Ne veriyor ya? Yürü gidiyoruz. Dur, ne yapıyorsun? Sen yoksan evlilik de yok. He? Atla. Atla, anlatacağım arabada, gel.
Takip et şu çifte kumları. Nereye gittiklerini bilmek istiyorum. Peki canım. Konakta misafir vardı. Ancak geldim. Kusur olur mu? Halil Bey dedi zaten. İyi. Bir şey kaçırmadım değil mi? Yok. Sizi bekliyorduk Gülümser Hanım. Hanım! Kahveler nerede kaldı ya? Tuz atmayın damadın kahvesine. Adettendir ya. Kahve kalmamış. Allah Allah. Dünürüm, kahveyi içmiş varsayalım. Sadede gelelim. Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Benim kızım okumak istiyor. Fahriye'ye söylemiştim, biliyordu. İyi de... Kazım okumasına izin veriyor dedik biz de. Evet Aynur annem. Ben kendi ellerimle götürüp getireceğim okula. Sen hiç merak etme. Sözüm söz. Kızın başka bir şartı olmadığına göre... Kim demiş onu? Ben dedim. Yürü Adem Bey gidelim. Anne bir dakika. Yahu oğlum otur oturduğun yere. Defazdan bir kere çıkar. Vereceğiz dediysen vereceğiz. Aa, çocuk oyuncağı mı canım bu iş? Bir öyle bir böyle. Ayıp ama. Ayıp varsa benim değil Fahriye. Ben de sözümün arkasındayım. Benim kimseye verecek kızım yok. Gülüyor musun sen? Ya sinirlerim bozuldu. Resmen kaçırdın beni. Değil mi? Şu an bayağı kahramanın gibi bir şey olmuş durumdayım aslında. Ya o değil de bu Halil abi hangi devirde yaşıyor? Cahiliye devri. Ben anneme haber vereyim, merak etmesin. Barış, sabaha kaçırdın. Pelinlere gitmiyor muyuz? Hayır. Halil abi ilk oraya bakar. Benim yanımda güvendesin. Lan nerede bu? Nerede bu? Beni hele bana rezil ettiniz. Çekil lan buradan döküm. Dokunma bana. Bana bak. Sen mi verdin lan bu aklı ona? Sen mi? Sen verdin. Baba yapma, dur yapma. Lütfen. Karışma. Çekil. Gel kızım gel. Karı koca arasında girelim. Seni var ya seni. Seni de kızla geberteceğim. Vur Halil vur. İçin soğuyana kadar vur. Kızıma dokunma da bana ne yaparsan yap. Lan ben senin. Baba yapma lütfen. Bana bak. O bir daha bu evden içeri zor gire. Tamam Halil'im tamam. Tamam gel sen gel. Gel sen gel boş ver. Lan. Tamam. Tamam Halil'im tamam. Barış, ya nereye gidiyoruz? Sınırı geçmeye karar verdin herhalde. Hakikaten ya, biraz daha zorlasam İpsala'ya varacakmışız. Ne bileyim ya, seni mümkün olduğu kadar uzaklaştırmaya çalıştım oradan. Ya, sen hep böyle kahramanlıklar yapıyor muydun? Nasıl yani?
Yani diyorum ki sen böyle kahramanlıklar yapıyordun herkese de benim bir haberim yoktu. Yok ya ben galiba seni kaybetmekten korktum. Yani ne bileyim daha önce hiç düşünmemiştim senin konaktan gidebilme ihtimalinin olduğunu ve ne? Niye öyle bakıyorsun? Yani dert müşavirin olarak emekli olmamı bekliyorsun herhalde. Vallahi ben onu bilmem. Ben bu geceyi kurtardım onu biliyorum. Bugünün bir de yarını var bak. Teknik olarak sadece şu an var. Peki nereye gidiyoruz? Çok soruyoruz. Şey Barış ben içmesem hem Pelinlere de gideceğim ya ayıp olur. Ya Zehra hayatında bir kere bıraksana kendini. Ben yanındayım ne zaman içeceksin başka? Vay Barış ne haber ya? İyidir abi sizden ne haber? Vallahi bizde bir numara yok haberler sende. Zehra arkadaşların Nazlı ve Serkan. Memnun oldum. Ben de sen bahsetmiştin bana. Çok eski arkadaşların değil mi? Hani liseden beri birlikte olan çift. Aynen öyle. Hanımefendi Zehra. Zehra... Zehra benim çocukluk arkadaşım. Aa, öyle mi? Biz neden bilmiyoruz? Gerekmemiş demek ki. Hadi aşkım, cevabımızı da aldık. Biz o zaman eğlenmeye devam edelim. Geçelim. Görüşürüz. Fena bozuldu. Ya ben çok özür dilerim. Yani bana bir anda öyle üstten bakınca dayanamadım. Anladım. Ama ben de pek az etmiyorum zaten. Yani doğru yaptım bence. İyiyim. Biliyorum. Nereden biliyorsun ya? Ya çünkü Serkan fazla gevşek. Sen hiç sevmezsin ki böyle adamları. Ha. Hep dersin ki adam dediğin biraz dağınık olacak ama adabında dersin. Nazlı'ya gelince belli çok koşmuş peşinden ama olmamış. Yani bir hedefsen anında tekmeyi basıverecek yanındaki adama. Sen hiç sevmezsin böyle şeyleri. Hem zaten hoşuna gidiyor olsa şu an yaptığın gibi dudağını kemiriyor olurdu. Biz en iyisi biraz daha çek. Bayağı içiyorsun sen ya. Dalga geçmesene. Alışkın değilim biliyorsun. Biliyorum. Olsun. Yeni hayatına hoş geldin Endem Hanım. Sen bana yıllarca nasıl baktıysan ben de şimdi sana öyle bakacağım. Merak etme. Tamam. Peki ben Ceren Hanım'a ileteceğim. Bu saatte rahatsız ettim kusura bakmayın. İyi geceler sağ olun. Kimmiş Metin amca? Doktor. Çok iyi bir bakım evi önerdi. Evde bakmak çok zor olur diyor. Aa olmaz. Yani ona benden iyi kimse bakamaz. Yanımda kalmasını istiyorum. Peki. Sen bilirsin. Ne ikram edeyim sana? Hiçbir şey içmem kızım. Gel otur şöyle. Vakfa gittin mi sen? Evet. Ne geçti eline? Çok güzel insanlarla tanıştım. Çamaylar böyle nezaket sahibi, sıcakkanlı. Tam gerçek bir aile. Kızım, onların senin hikayenle bir ilgisi yok. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama hoşuma gidiyor. Ayrıca müştemilata yakın olmanın tek yolu da bu. Çünkü ben zenginim. Yavrucuğum, affedersen sen de hafifleyeceksin. İnan. Affetmek mi? Affetmek diyor bana. Kimi affedeyim? Hangisini affedeyim?
Aynur'u mu yoksa Endam'ı mı? Ha? Ama yavrucuğum haklısın da böyle... Merak etme. Kimseyi öldürmem ben. O kadar da değil. Bir tane daha söyleyeyim sana? Yok yok bana yeter. Ayrıca sen daha ilk kademindesin. Ben araba kullanacağım. Aferin. Teşekkür ederim. Ya. Ne oldu? Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Ne diyorsun? Buyurun o zaman lütfen. Just you wait and you will see that we are meant to be together. Nazlı yine gözünü alamıyor senden. Durumun benimle çok alakası olmuyor. Yani Nazlı daha önce benim yanımda olup da ona haddini bildiren bir kadınla karşılaşmadı. Ne yapsın kız? Kollarında olmak istiyor sonuçta. Ama galiba mesele kollarımda olmak değil. Yani ben daha önce buraya birçok kadınla geldim ve dans ettim. Ama hiçbirine sana baktığım gibi bakma. Geç oldu, gitsek mi Senin için içiyorum güzel kardeşim. Suat bir şeyler yap lütfen. Bu kardeşin... Ne yapayım Cahide, ne yapayım? Evden mi atayım Talat'ı? Bilmiyorum. Sen oğlunla ilgilensene biraz. Bırakma şunun yanına Barış'ı. Barış benim oğlum mu Cahide? Ne? Ne demek canım şimdi bu? Ne demek olacak? Babalık yapmama izin vermedin ki. Sadece kendi çocuğummuş gibi büyüttüm. Şimdi mi aklına geldi babası olduğum? Lütfen daha fazla uzatma. Bak yarın Ankara'ya gideceğim. Bu ihale benim için çok önemli. Ne olur gitme. Ne olur gitme Suat. Bak bunlar analı oğlu bir şeyler çeviriyorlar. Meydanı boş bırakmamak lazım hayatım. Güzel söylüyorsun da kim gitsin? Barış gitsin. Yalvarırım beni burada yalnız bırakma. Abartma Cahide. Ne yapacaklar sana? Bilmiyorum. Ya Talat sen yokken şirkete gidip gelmeye başlarsa? Ya senin boş bıraktığın koltuğa oturursa? Biliyorsun annem ona yetki verebilir. Barış nerede? Bilmiyorum. Dışarı çıktı. Huzuru kaçtı çocuğun tabii. Açmıyor telefonunu.
Sinan'ı ara hayatım. O organize eder. Hatta birlikte gitsinler Ankara'ya. Beni Pelinlere bırakıyorsun değil mi? Hayır. Niye? Çünkü seni götürmek istediğim bir yer daha var. Bu gece bu kadar erken bitmesin. Nereye peki? Barış. Efendim? Daha gelmedin mi? Az kaldı. Ama çok zor oluyor böyle. Tamam işte az kaldı. Çok az kaldı. Durduk. Bir şey soracağım. Şimdi ben elimi çekeceğim. Ama sen gözünü açmayacaksın, tamam mı? Tamam. Söz ver. Söz. Aç. İnanmıyorum, bu gerçekten atlı karınca. Hayır. Aslında bu bizim ilk randevumuz. Ben o gün ilk defa dışarı çıkacağız diye mutluluktan ağlamıştım, biliyor musun? O gün bugünmüş demek ki Zehra. Çıktık işte. Ya çok güzel. Ne oluyor orada? Kimsiniz? Babacığım merhaba. Biz buraya kadar geldiysek bir sebebimiz vardır illaki. Bir saniyeni rica edeceğim. Ama bize bir kayak yapsana ya. Tamam gençler. Teşekkür ederim. Ya saat geç olduğundan bir şey yapamıyor şu anda. Sonra geliriz ama. Gibi. Sevdin mi? Gel. Buyurun efendim. Yardım lazım. Bakayım. Gayet başarılı. Gayet. Gelecekse dünyanın sonu, bitecekse bitsin artık hayat yolu. Korkum yok, içim rahat, huzurla dolu. Aşkı yaşadım senle bir ömür boyu. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim. Cenneti değişmem saçının teline. Ömrümün yettiği kadar seni severim. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim. Cenneti değişmem saçının teline. Ömrümün yettiği kadar seni severim. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim. Cenneti değişmem saçının teline. Ömrümün yettiği kadar seni severim. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim.
kadar seni severim. Seninle dışarıda böyle özgür olabilmek ne güzelmiş. Değil mi ya? Yani niye biz bunu daha önce yapmadık hiç? Bilmem. Korktuk galiba. Şey... Ben... Yani... Muhteşem bir geceydi. Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Ben de gelmeyi kabul ettiğin için. Barış. Beni üzme olur mu? Asla. Çok. Ya yavaş kız, annem uyuyor. Vallahi uyanacak şimdi. Uyanırsa uyansın. Bu gece kimse uyumasın, herkes beni dinlesin. İçki mi içtin kız? Birazcık. Ama ondan değil. Mutluluk sarhoşuyum ben, mutluluk. Günaydın Sinan kardeşim. Barış, niye bu saatte geliyorsun? Oğlum uykum var benim. 5 saat var daha uçağa. Ne uçağı lan, nereye gidiyorsun? Ankara. Ya ne demek nereye gidiyorsun oğlum? Mesajı attım ya sana, beraber gidiyoruz. Adamın dünyadan haberi yok ya. Aa, babam vermiş. Gideriz Ankara'ya, bir şey değil, gideriz ha. Ankara. Madem senin haberin yok, rüyanda mı gördün beni? Niye geliyorsun bu saatte? Abi ne bileyim işte, yani eve kadar gittim aslında ama giremedim. Böyle bir içim içime sığmadı yani, anladın mı? İçine sığmadı. Ha. Vay. Barış Çamay'dan beklenmeyen duygu fışkırmaları. Anlat bakalım, ne oldu yine? Kimleydin? Anlat, sökül. Zehra'yla. Zehra, bu konaktaki Zehra değil değil mi? O. E'si işte yani, ne bileyim abi, çok acayipti her şey. Böyle bir değişikti yani. Benim tabii tepem attı. Çıktım size geliyorum ki Barış'ı gördüm. Halil Görücü çağırmış deyince... Delirdim abi. Bak bildiğin delirdim yani. Zehra'nın istemediği biriyle evlenme fikrine dayanamam. Sonra tuttu beni, elimden götürdü. Ya rüya gibiydi Pelin, hiç bıraksın istemedim. Tuttu elinden, çıktık işte. Bizim mekana gittik. İşte dans bans ettik. Hatta yani bir ara neredeyse... Böyle burun burunaydık. Sıcacık tatlı nefesini hissediyordum yüzümde. Yani kendimi bıraksaydım... Yani ne olurdu ben de bilmiyorum ama... Sonuçta kollarından son anda kaçtı gitti. Sonra nereye gittik bil bakalım. Yok artık, atlı karınca ne ya? Pili bir şey yapmadım diyor, he anlat. E'si işte... Ne bileyim yani... Güzeldi. Hatta çok güzeldi. Ya ne bileyim abi, ben ilk defa Zehra'yı fark ettim. Yani bir kadın olarak. Sanki beni ilk defa görüyormuş gibi bakıyordu, biliyor musun? Allah'ım, içim içime sığmıyor ya. Ya biliyordum. Ben bunun bir gün olacağını biliyordum. Bana söz verdi. Beni üzme dedi. Asla dedi. Ya bunun
bunun ne demek olduğunu biliyorsun değil mi? Canım arkadaşım benim. Çok mutluyum senin için. Yapma bak, tehlikeli sulardasın. Sebep? Abi, yani utanmasan aşık oldum Zehra'ya diyeceksin. Olmaz oğlum, Zehra bu. Bak, üzersin sonra kızı. Sonra en yakın arkadaşımı kaybettim diye kendini daha çok üzersin. Sonra yine benim başıma kalırsın. Vallahi bu sefer ben de toparlayamam seni. Ceren'im, müsait misiniz? Gel Volkan. Ne yaptın? Hallettin mi? Evet. Her şey istediğiniz gibi oldu. Güzel. Hadi şimdi git yat. Yarın sabah erkenden Çamayların konağa gideceğiz. Yarın sabah görüşeceğiz Aynur. Neredesin sen? Bütün gece seni aradım, telefonun kapalıydı. Şarjım bitmişti. Herkes iyi mi? Babam yaktı, yıktı ortalığı. Annemi zor aldım elinden. Ne? Annem nasıl, iyi mi? Geliyorum ablacığım ben. Ben hemen geliyorum. Ne oldu ya? Ya Halil abi annemi dövmüş. Konağa gidiyorum ben hemen. Zehra bir dakika. Elimden gelen bütün her şeyi yaptım. Tıpkı senin bana yaptığın gibi. Anne bak, bu senin için. Ceren. Yeter. Düt düt. Başım ağrıdı. Yeter. Çalma demedim mi ben sana? Gel buraya. Anne yapma. Gel buraya. Anne, anne yapma. Yürü. Lütfen anne. Tamam, bir daha yapmayacağım. Anne. Yürü. Anne, anne, anne bir daha yapmam. Orası çok karanlık anne. Yürü dedim. Anne, anne, anne ne oldu? Gir içeri. Anne lütfen. Anne. Anne çok korkuyorum anne. Anne çok korkuyorum. Anne. Anne çok korkuyorum anne. Anne lütfen bir daha gülü çalmam. Lütfen çok korkuyorum anne.
Çok seviyorsun bu şarkıyı, biliyorum. Sen şimdi güzelce dinle bunu. Benim senin dışında ilgilenmem gereken bir kardeşim, bir annem daha var. Sakın bir yere kıpırdama, tamam mı? Pardon. Zaten kıpırdayamaz. Almaya başlıyoruz. Şimdi lütfen kemerinizi bağlayınız, koltuğunuzu dik, masanızı kapalı ve güneşliğinizi açık duruma getiriniz. Kabin arkadaşlarım lütfen yerlerinizde. Kardeş. Alo, ne düşünüyorsun? Attı karıncayı. İnince Zehra'yı arayacağım. Oğlum, bir laf dinle. Annem fark ederse ortalığı ayağa kaldırır. Sonra bak olan Zehra'ya olur benden söylemesi. Zehra! Anneme bakıp hemen geliyorum Cahit. Bana bak. Dur orada. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Bu ne? Ne bu? Herkes ne mal olduğunu öğrenecek. Halil Efendi! Halil Efendi! Biz sadece dans ediyorduk. Halil Efendi! Ey Allah'ım, yine ne yaptı bu? Bu mu senin namusun? Bu mu senin namusun? Hani? Aklı sıra oğlumu ayartıp konağa hanım olacaksın, öyle mi? Yedirtirim o akılları sana ben. Yedirtirim o akılları. Ulan Halil abla, hayır Allah! Öldüreceğim seni diyorum. Ha? Sen! Öldüreceğim mi lan sen? Ha, öldüreceğim mi? Zehra! Öldüreceğim mi? Halil dur! Gel buradan! Sen ne yapıyorsun? Düştüm kızım ben! Halil! Lan geberteceğim onu! Öldüreceğim ben onu! Öldüreceğim beni! Halil yapma! Geberteceğim onu! Geberteceğim onu! Geberteceğim onu! Karışmayın ulan siz! Öldüreceğim seni! Öldüreceğim! Halil! Geberteceğim ulan seni! Geberteceğim! Ne oldu Talat? Ya biz yanlış bir şey yapmadık vallahi. Barış'a sorun istersen. Hala Barış mı diyorsun sen? Defol bu evden! Defol! Defol bu evden! Defol! Öldüreceğim! Defol bu evden! Seni ben geberteceğim ulan! Yeter! Ne yapıyorsun? Kendine gel! Talat! Talat! Anne! Anne! Levan Hanım! Anne! Anne! Levan Hanım. Anneciğim. Anneciğim. Kulağınız batsın. Anne. Levan Hanım. Anne. Anne. Zehra!
kızım. Zeynep.